Sevgili seyirciler, Çay Saati'ne hoş geldiniz. Programa başlamadan önce 9 aydır her hafta günü gününe takip ettiğimiz dünya rekortmeni sporcumuz Erden Eruç, Kuzey Amerika'dan Asya'ya Pasifik üzerinden yalnız kürek çekerek geçmeyi başardı. 22 Haziran 2021'de Kaliforniya'dan küçük bir tekneyle yola çıkan Erden, birkaç gün evvel Mart 24'te Filipinlere vardı ve bu yolculukta iki dünya rekoru daha kırdı. Bu şekilde dünya rekorları 17 oldu. Bu uzun yolculukta tropik fırtınalar, sağanak yağmurlar, çeşitli akıntılar, teknik problemler, balinalar, köpek balıkları ile karşılaştı. Ama en çok Erden'e arkadaşlık edenler sevimli kuşlar oldu. Erden'i büyük bir mutlulukla içimiz rahat kutluyoruz. Erdeneruç.com'dan bütün bu olağanüstü seyahatin bilgilerini alabilirsiniz. Bugün olağanüstü bir misafirimiz var. Daha ziyade bir yıldızımız, Fahir Atakoğlu. Müziği ile kıtaları, kültürleri, memleketleri, tarihleri birleştiren olağanüstü bir sanatçı. Dinlerken, müziğini dinlerken sizi içine alıyor, mutlu ediyor ve müziğiyle işlenen konu bambaşka bir seviyeye yükseliyor. İnternette Fahir Atakoğlu diye arayınca çeşitli konularda bestelenmiş müziğini dinleyebilirsiniz. Her gün gelen kötü ve acı haberlerden çıkıp başka bir aleme de varabilirsiniz. Atakoğlu, uluslararası çok tanınmış ve birçok ödüller almış bir bestekar ve piyanist. Repertuarı çok geniş. Caz, etnik müzik, senfonik eserler, tiyatro, bale ve film müziği alanında birçok besteleri var. Eserleri Avrupa ve Amerika'da ve Asya'da da uluslararası müzik festivallerinde çok övgü ve beğeni almakta. Ve bugün dünyada en parlak bir piyanist ve besteci olarak tanınmakta ve sayılmakta. Şimdi kendisine çok teşekkür ediyorum. Son derece meşgul hayatından bize bir saat ayırdığı için. Ayrıca teknik ekip Çağlar Sansar ve Erkan Şahin'e de çok teşekkürler. Evet, şimdi podyum sizin. Biraz birkaç sualle başlayalım. Önce bize çocukluğunuzdan başlayın. Bu piyano merakı nasıl oldu? Aile ortamı, sonra eğitim. Buyurun. Şimdi selamlar size de. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Evet, yani çok herkes klasiktir. Çok küçük yaşlarında hakikaten benim de öyle oldu. Yani 6-7 yaşlarında falan ilkokula başlayacağım sıralar herhalde annem şeyleri sezinliyor. Bir özel bir piyano hocasıyla başlıyorum. Bizim evimiz Moda'daydı bu arada ve Moda'da 4 katlı bir evde yaşardık. Alt katında teyzemler, annemin kız kardeşi yaşardı. Onun üstünde annemin abisi, yani dayım ve yengem ve çocukları. Bütün her iki katta da müzik vardı. Yani kuzenim Nil, teyzemin kızı piyano çalardı. Hala çalar. Bilmiyorum ama çalardı yani. Çok güzel çalardı. Sonra kuzenlerimin hepsi müzisyendi. Teker teker davul, gitar, şarkıcı gibi, yani böyle her enstrümanı çalanlardan. Müzikle çok iç içeydim o bakımdan yaşadığım yerde. Fakat benim ailem pek, ailem dediğim babam pek istememişti o zaman. Müzisyenin pek hani adı yoktu derler ya, o zaman müzisyene çalgıcı deniliyor. Dolayısıyla pek gelecek görmemiş
herhalde 3-4 tane de şarkıcı vardı zaten. Türkiye'de o zaman pek fazla bir şey de olmuyordu ama yani pek istememişti. Ondan sonra ama ben devam ettim. Özel dersler aldım. Ondan sonra Işık Sesi'ne geçtim. Işık Sesi'nde müzik hocam Muzaffer Uz beni şey yaptı. O sırada ben hatta ilginçtir, Işık Sesi'nde Çiğdem Talı hocaydı. İngilizce hocasıydı. Tabii. Söylesin. Çiğdem Talı mı? Aynı sınıftaydık Çiğdem'le. Evet. Çok tatlı, Allah rahmet eylesin. Çok çok iyi bir insandı. Hatta benim bu sürekli piyano çalıyorum Işık Sesi'nde. Yani her ara nereye olsa müzik odasına gidip piyano falan. Beni görüyor, ediyor. Beni Melih Kibar'la tanıştırdı o zaman. Ben daha çocuğum. Melih Kibar bayağı, onlar çok güzel şarkılar yapıyorlar El Ele Yine falan. Evet. O zamanlar beni Melih Kibar'la tanıştırmıştı. İşte Muzaffer Uz benim lisedeki hocam benimle çok ilgilendi. Ve beni lise 1'de, yani Işık Sesi'ndeki hocam, lise 1'de Cemal Eşre ile tanıştırdı. Cemal Eşitrey'den ders almaya başladım bu sefer. İşte 79-80 dönemine geliyoruz. Yani tam ben o zaman mezun oldum. Bayağı bir terör var Türkiye'de. Çok fena anarşi terör. Ve konservatuara girecektim 3. sınıftan. Cemal Eşitrey bana hatta güzel bir mektup yazdı falan filan. Yani imtihanına girecektim 3. sınıftan, girebilirdim. O kadar kötü bir ortam vardı ki Türkiye'de, yani sağdan ayrı tehditler alıyorsun, soldan ayrı tehditler alıyorsun. Ve ailem, ben İngiltere'ye gittim o sırada. Yani gitmek zorunda kaldım bir nevi kaçıp. Öyle olunca tabii Cemal Eşre'yi bıraktım. İngiltere'de yani bir 4,5 sene, 5 seneye yakın kaldım. Higher National Diploma, bir marketing diye bir adında pazarlama okudum. Fakat sürekli müzikle ilgileniyordum. Yani çünkü yani hayatım oydu zaten. Orada bir stüdyo müzisyenliği yaptım. Yarışmalara girdim, kazandım. Southland Jazz Association yarışmasında hatta çok önemli bir ikinci olmuştum. Stüdyo müzisyenliği yaptım. Yani hayat böyle bir başka bir yana götürdü. O terör merör olmasaydı belki konservatuara gidecektim ama tabii o İngiltere'nin de büyük bir keyfi, büyük bir başka bir perspektifi oldu hayatımda. Ondan sonra da işte Türkiye'ye geldim. 1985 yılı. Şey pardon, tabii 1985 yılı doğru. Sezen Aksu'yla beni Harun Kolçak tanıştırdı rahmetli. Daha sonra Onno Tunç'la tanıştırdı. Daha sonra Sezen Aksu falan. Yani çok güzel anılar bunlar tabii. Siz birileri az sordukça benim de aklıma geliyor. Öyle işte Türkiye'de de başladım çalışmaya. Fakat tabii o sıra yani şöyle söyleyeyim, bir gün kendimi, yani ben Onno, işte Harun, Sezen, mesela o zamanlar eğlence gemileri vardı İstanbul'da. Onlar evet, evet, evet. Yani işte jingle'lar o zaman başladı. Yani reklam müzikleri çok yazmaya başladım. Biliyorsunuz o da benim çok büyük bir alanım her zaman. Mehmet Ali Birant'la tanışmam. Yine bir reklam yönetmeni sayesinde oldu. Amerikalı bir reklam yönetmeni sayesinde. O da ayrı tabii, başka bambaşka bir yol. Yeşilada Kıbrıs belgeseliyle müthiş bir şey oldu. Çünkü o işte Kıbrıs belgeseli ardından Can Dündar'la birlikte çalışmalarımız falan filan. Yani onlar benim herhalde kariyerimde o kadar önemli bir yer tuttu ki onlarla da çıkardığım albümle Türkiye'de de tanınmaya başladım ve dinlenmeye başladım. Böyle bir serüven, yani çok kısa anlatırsak. Evet, evet. Şimdi Can Dündar'ın bir yazısı var, kaset kapağına yazmış. Hatırlıyor musunuz o yazıyı? Evet, tabii. Onu okumak istiyorum. Çok o sizin müziğinizi çok iyi özetliyor. Bir dakikalık okuyayım onu. Bir kaset kapağında Can Dündar Fahir için yazı yazmış. Şöyle diyor. 1993 Kasım başıydı.
10 Kasım için Sarı Zeybe'yi yetiştirmeye çalışıyordu. Çok az zaman kalmıştı ve henüz müzik yoktu. Mahir'i aradım, ABD'ye gitmek üzereydi. Hemen metini faksla dedi. Ben sonrasından emindim. Sarı Zeybe'nin anlattığı her şeyin müziğe dökülüşünün 10 bin feet yükseğe rastladığından da uçakta bestelenen notaları ilk kez telefonda dinledim. Muhteşemdi. Yaratıcılığı inatla beni şaşırtmaya devam ediyordu. Bu belgeseli hazırlandığında bilin ki Fahir o belgesele ruhunu katar. Konuyu inceler, metinleri hazmeder, duyguyu yakalar. Daha ilk toplantılarda parmakları hayali bir piyanonun tuşlarında gezinir. Sonrasında haftalarca bu melodilerle yatar kalkar. Kıbrıs'ta kanunla müziği ahenkle oluşturması, Demir Kırat'ın sonuna o muhteşem final ezgisini yazabilmesi, 12 Mart'ın jeneriğine bir sopranonun çığlığını eklemesi, Sarı Zeybek'e o hüznü nakledebilmesi bundandır. Fahir'i dinleyin. Onun müziği Türkiye'nin notalarla yazılmış tarihçesidir. Ben bunu çok sevdim. Çünkü hakikaten özetliyor bütün müziğinizi. Ve Sarı Zeybe'yi dinledim ve birkaç kere daha seyredeceğim. İnanılmaz bir his katabiliyorsun. Evet. O hakikaten çok olağanüstü bir kabiliyet. Teşekkür ederim. Evet, bakıyorum da sonra önce daha ziyade Türk sanatçılarıyla çalıştınız bir müddet. Yani gene devam ediyorsunuz. Sonra çeşitli festivaller, mesela caza doğru. Pardon, telefonum çok. Özür diliyorum. Caza doğru ve film müzikleri ne zaman başladı? Bale ve film müzikleri. Film müzikleri aslında yani yoğun bir şekilde, hani şöyle söyleyeyim, yani son 15 yıldır, belki 20 yıldır falan, ama ondan evvel ufak tefek, aslında ilk her şey, yani görüntüye müzik yapmak hep jingle'larla başladı. Yani reklam müzikleri sürekli, her gün ben reklam müziği yazıyordum. Benim kadar fazla reklam müziği yazan yoktu. Her şeyin reklam müziğini ben yazıyordum. Yani öyle bir zamandı ki, bilen bilir, hatta Fuat Güner, sevgili Fuat Güner'in stüdyosunda kaydediyordum hepsini. Her gün mesai gibi gidiyordum. Yani jingle'lar benim melodik olarak biraz zenginleşmemi çok sağladı aslında. Yani melodiyi çok fazla düşünmeden ilk geldiği şekilde aktarıp çıkartabilmek. Ondan sonra da tabii bu belgeseller, bahsettiğim belgesellerin gelmesi, konuların bana yakınlığı, hissedebilmem hepsini ve onlara bir film müziği gibi yaklaşmam oldu aslında. Yani ben belgesellere belgesele müzik yapayım, 3 tane melodi işte istediğiniz yere koyun falan gibi çalışmadım. Senkron, karesi karesine çalıştım. Yani birebir çalıştım belgesellerle. O yüzden onlara da bir nevi film müziği gibi davrandım yani. Tabii belgeselleri de bir film müziği gibi algılayıp çalışınca onların da kalitesi çok arttı bence. Yani onlardan dolayı, o tip bir çalışma yarattığımdan dolayı bence o melodiler oraya geçti. Çok senkron çalıştım, sahneye çalıştım. Her sahnenin üzerine çalıştım. Ki belgesellerde biliyorsunuz yani bir acting, bir şey yok. Ardı ardına gelen görüntüler. Fakat tabii Can'ın metni ve o bir andında tabii ki anlatışı ve hikayenin bütün tarihin verilmesi benim müziğimle çok oldu, birleşti. Yani ben aslında en küçük 30 saniyelik müziği bile, bir film müziğini bile aynı şekilde görüyorum ve şey yapıyorum. Çalışma tarzları farklı olmasına rağmen benim için hepsi aynı değeri taşıyor. Çünkü ben melodiye önem veren bir insanım ve melodi benim için çok önemli.
O yüzden çıkan melodilerin belki şey yapıyor, seviliyor. Film müziklerinde Yarın Cumartesi diye bir filmle başlamıştım. Çok 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 eskiden, şimdi tarihini bile hatırlamıyorum ama benim web sitemde ve IMDb'de bayağı bir tarihçe, kronolojik şeyler var. Ondan sonra Sinan Çetin'le yaptım filmi. Mustafa Altıoklar'la yaptım. Yani tabii bu son zamanlarda, yani bilhassa Ayla'yla beraber daha ziyade bu dijital sanatlarla çalışıp çok epik, güzel filmler yapmaya başladık. O da beni çok mutlu ediyor tabii. Bu arada ama başka filmlerde yapıyorum. Yani film müziklerine giriş aslında çok eskidendi. Ama her şeyi ben bir film müziği kadar güzel olsun diye uğraştığımdan dolayı aslında yani jan farklılıklarına rağmen kendi çalışma stilim hep aynı. Evet, film Ayla harikaydı, hatırlıyorum. Ayla'yı seyrettim, çok çok evet. Güzeldi. Eyvah Eyvah en sevdiğim film müzik ya, yani bir onu o kadar çok yaptım ki aslında unutuyorum yani. Eyvah Eyvah çok güzel, çok inanılmaz bir şeydi yani. Yani bakın, bir filmi yaparken bir saniye belki 50 kere 70 seyrediyorsunuz. Yani çünkü o saniye sürekli müzik ya, işte ona çalınıyor, ediliyor, bilmem ne falan filan. Ya her seyrettiğimde gülüyordum. Her seyrettiğimde bazı sahneleri. O kadar komik çünkü. Hakikaten. İnanılmaz. Sevgili Atı Demirem. Müziği de, yani sizin müzikte bir sihir var. Çünkü insanı hiç sıkmıyor. Hiç devamlı dinlemek istiyorsunuz. Devamlı bir rahatlık veriyor. Mesela kardeşim de müzisyen. Hayran. Çok selam söyledi. Antalya'da. O çok konservatuar mezunu orada. Konser piyanisti. O çok büyük bir çekicilik. Çünkü bir de sonra monoton olur. Aynı şey gelir. Dersiniz. Mesela bir şeyi seyrettim. Cumhuriyet Bayramı kutlamasını, 2013'teki kutlama. Evet. O inanılmazdı. Orada mesela çok Türk, zaten müziklerinizde Türk melodilerini, Türk şeyleri de kullanıyorsunuz. Orada o davullarla, o ışıklarla inanılmazdı yani. O kadar güzeldi o. Ve ona öyle bir müzikten sonra Ayla'nın müziğini yapıyorsunuz. Son derece başka bir alan, son derece hisli, son derece yani romantik değil de son derece romantik aslında tabii, ama hakiki bir olay oluşu da çok çok herhalde bütün herkes filmlerini sizin müziğinizi istiyor filmlerini herhalde, değil mi? Şimdi çok şey geliyor. Bir de pardon, onu sözünüzü kesmek istemedim. Siz dediniz ki herkes müziğinizi istiyor filmi. Bazı filmlerde sırf müzik olsun diye yerler bırakılıyor. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü biliyorlar ki orası çok güzel olacak. Ben de öyle bir stresin altında tabii en iyisini yaratmaya çalışıyorum. Biraz benim için tabii zor oluyor. Ama öyle hakikaten. Yani bana teslim edilen işlerde müziğin önemli olduğu filmler oluyor. Evet. Yani müziğin öneminin daha önde olduğu filmler. Müzik başka bir seviyeye getiriyor konuyu. Yani konu çok evet. Önemli. Mesela şeyin konusu Sarı Zeybek çok önemli bir konu. Fakat o müzikle ayrı bir seviyeye geldi ve ağladım devamlı. Yani tekrar seyredeceğim. Çok çok etkiliydi. Sonra siz Maurice Asselineau'nun çok güzel bir foto belgeseli var. Onunla yaptınız ama biz onu doğru dürüst yayamadık bir türlü. Maurice Asselineau. Evet. Yani ben elçilikte falan göstermek istedim. Yani istemiştim, elçiye sorduk. Fakat zavallı Maurice biraz rahatsız oldu. Ve çok istiyorum onu bu tekrar o belgeseli göstermek. Çok güzeldi evet. Belgeseli. Çok güzeldi. Benim müziklerimi kullanmıştı. Doğru, evet.
Evet. Üç, Türkiye'de üç dinin büyük cami, sinagog, kilise, bütün bunları bütün Anadolu'ya yayılmış. Çok güzel bir foto belgeseliydi. Şey de evet. Çok güzeldir. Desperate Hours diye bir belgesel yapmıştım. Burada da biliyorsunuz bu şeyde Holocaust Museum'da birkaç kez gösterildi. Victoria Barrett çekmişti. Desperate Hours. Tabii. Bizim diplomatların İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yardım edişi konusu. Çok tabii. Güzel. O da bambaşka bir başlık. Evet, onu çok gösterdik ve hala da elimizde film. Çok 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 güzeldi o. Bir tane daha yaptı Victoria Barrett. Evet. Hristiyanlığın tarihi evet. Anadolu'da. O da çok güzel. Evet, Victoria Barrett'a erişmeye çalışıyorum. Onu da davet etmek istiyorum bir gün ama sonra konuşuruz ona nasıl erişilir. Sonra siz caza geçtiniz. Mesela internette inanılmaz kritikler var hakkınızda. Çok çok güzel kritikler, çok güzel yazılar. Ahmet Ertegün'ün notu var, Arif Mardin'in de sözleri de var. Caza, şimdi daha çok caza mı döndünüz? Yok, şimdi hayır, geçme falan değil. Ben müziği çok geniş gören bir insanım. Caz benim için müziğin özgürlüğü aslında. Yani ben cazcıyım, ben klasikçiyim falan, hiçbir zaman öyle bir şeyim yoktur. Bir sese sahip olmak istemedim. Caz benim için hakikaten öyleydi. Özgürlük çok sevdiğim bir müzik türü ama geçiş değil. Ben lise yıllarında çalardım. İngiltere'ye gittiğimde bütün cazcılarla birlikte şey yaptım, çalıştım. İşte dediğim gibi o yarışmada ikinci gelmiştim. Ian Bellamy saksafoncu birinci gelmişti o yarışmada. Yani caz hep vardı aslında. Yani benim müzik olduğu sürece caz vardı zaten. Ama benim için hayatımda hep caz vardı. Hep caz dinliyordum. Yani benim çocukluğumda dinlediğim müzikler Chicago, Blood, Sweat and Tears, Herbie Hancock, Chick Corea, yani sürekli böyleydi. Ve ben bunları şimdi oğluma anlatıyorum. Yani oğlum şimdi 25 yaşında, 26 yaşında. Şöyle söyleyeyim, geriye baktığımda 12-13 yaşlarında ben bu müzikleri dinlemeye başlamıştım. Yani çünkü mesela beni Chicago grubuyla, ki o jazz rock grubudur, çok eski, Blood, Sweat and Tears, Chicago gibi gruplarla kuzenim Ufuk Ünver tanıştırmıştır o zamanlar. Küçüktüm ben, onlar onu dinliyordu ve ben ona ilgi duydum. Onların evlerinde gidiyordum çünkü işte komşu dediğim gibi, başında da anlatmıştım söz şeyimizin. Onlarla, yani caz hep vardı bende. Dolayısıyla Amerika'ya gelince bilhassa çok güzel müzisyenlerle tanıştım. Yani bütün dünyanın müzisyenlerinin geldiği bir ülke burası hakikaten. Yani bilhassa contemporary müzik için, caz müziği için gelinen bir yer burası. Yani diğer müziklerin de dışında ama bilhassa. Ben bu o müzisyenlerle tanışınca müziğimi onlarla paylaşmak istedim. Müziğimi onlarla paylaşınca ve onlar da benim müziğimi sevince albümler yapmaya başladım. Ve öyle öyle buradaki işte caz radyolarında, caz listelerinde görünmeye ve dinlenmeye ve tanınmaya başladım. Böyle bir gelişme oldu yani. Geçiş yok, hep var yani. Var, inanılmaz bir fışkırma var aslında. Mozart'ın da böyleydi hatırlarsanız. Durdurulmaz bir akış. Evet, İstanbul Blue mesela, o hakikaten bir de Türkiye'yi yani çok iyi tanıtıyorsunuz. O çok çok önemli, bizim için her zaman önemli bir Türkiye'nin tanıtılması. İstanbul Blue çok başarılı olmuş. Ben şimdi onları dinlemeye çalışıyorum. Hepsi var değil mi? Galeri var. Tabii yani iTunes, bütün Spotify, her şey, her yerde müziğin indirildiği her yerde bütün albümlerim mevcut. Film müzikleri de dahil. Hepsi var orada. Evet. Yani evet, sizi kısıtlı biliyoruz.
biliyor musunuz? Türk toplumu sizi yani birkaç parçadan biliyor. Halbuki ne kadar büyükmüş. Bir iceberg gibi. Tepedeki birkaç şeyi biliyoruz. Altında neler çıktı neler. Yani evet. Çok şaşırdım ben ve çok zevkle dinlemeye başladım. Hepsini dinleyemedim daha. Sonra Umbria evet. İtalya'daki festival. Çok festivallere gittiniz ve çok da ödüller var yani. Size en çok Grammy var değil mi? Siz ödüllerinizden bahsedin biraz. Valla evet, ödüllendirilmek çok güzel bir şey tabii. Çünkü ben müziğimi yaptığımda insanlar müziğimi dinlesin diye yapıyorum. Müziğimi sevsinler diye yapıyorum. Ama yaparken onlar sevsin diye değil, yaparken önce benim sevmem lazım. Benim tüylerimin diken diken olması lazım. O olduğu zaman da tabii karşı tarafa o gerçekçilik geçiyor. Gerçek bir şey anlattığımın farkına varıyorlar. Ve o öylece de geçiyor ve ödüller veriliyor. Yani film müzikleri olsun. Gerçi film müziğinde çok ödülüm yok nedense. Ama Ayla'dan aldım. İşte radyolarda liste başı olunca şey yapıyorlar. İşte mesela Yunanistan'da Matematikakinakis diye bir şarkıcı vardı. Çok önemli bir şarkıcı idi. O zamanlar hala öyle mi bilmiyorum ama benim bu Lal melodim vardır ya, onu Yunanca şey yaptı. EMI'dan mesela şey gelmişti o zaman. İşte Platinum Sales falan o zamanlar veriliyordu biliyorsunuz, CD Sales'ları, satışları fazlaydı. Yani ödüllendirilmek çok güzel bir şey ama bir yarışmanın içinde olmak iyi bir şey değil bir sanatçı için bana kalırsa. Çünkü yarıştığınız şey diğer müzisyenler veya diğer şeyler olmamalı, kendiniz olmalı. Her zaman da öyle der insanlar, doğrudur da. Çünkü yaptığınız bir şey önce kendinizi sevmesi lazım ki gerçeği karşıya vurabilsin diye. Yani zannederim o yüzden ödüllere layık görüyorum. Evet, 2006'da bizim Assemblies'e ödül vermişti. Türk dernekleri biliyorum. Evet, evet. Evet, çok kıymetli ödüller. Yani çok güzel bir şey. İşte içeride öyle koyuyorum ben, şey yapıyorum, baktıkça güzel hatırlıyorum. Çok güzel bir şey. Yani evet. Bir insan için güzel bir şey takdir edilmek de bir besteci için, benim için dediğim gibi insanlar sevsin diye müziğimi yapıyorum. İnsanlar beğensin diye müziğimi yapıyorum. Evet, evet. Peki şimdi yeni projeniz nedir? Galiba bir proje vardı, bir program da COVID dolayısıyla sığınmacılar hakkında, değil mi? Evet, evet. Music of Hope diye bir turne aslında yapmıştım, bir araya getirmiştim. Bu Music of Hope yani umudun müziği gibi diyelim. Bütün dünyadaki göçmen, mülteci müzisyenlerin yani ülkelerden mülteci insanlar taşıyan ülkelerden müzisyenleri bir araya getirip bir hem kendi bestelerini hem onların beste ve yorumlarıyla bir show yaratmaktı ve bunu biz bir araya getirebildik. Değişik müzisyenlerle, Filistinli, Mısırlı, Lübnanlı. Fakat tabii COVID oldu ve bitti. Yani yapamadık. Şimdi o hala mevcut. Onu yapmak istiyoruz. Bu müzisyenleri bir araya getirip müzik ile müziğin diliyle dünyadaki mülteci krizine, olayına insanların ilgi duymasını, insanların bir kez daha düşünmesini, hissetmesini istiyorum. Yani çünkü bu çok büyük bir ayıp, insanlığın ayıbı ve çok önemli bir unsur. Her gün, her geçen gün oluyor. Hiçbir zaman durmuyor. Bakın bugün yine savaş var. Yine insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Buna dikkat çekmek, buna belki de bir maddi bir şeyler sağlamak, yani bir yarar sağlamak, bir yardım sağlamak,
Ama müzik yoluyla insanları hatırlatmak, onlardan konuşturmak insanları, dünyayı bahsettirmek. Amacım bu. Öyle bir projeydi o. İnşallah yapacağım. Ama evet. Gibi şimdi ne kadar acı. Tabii hiçbir zaman durmuyor. Yani hiçbir zaman savaşlar durmadıkça insanlar sürekli ve çok acıklı bir şey. Çok acıklı bir şey. Çok acıklı. Çok öyle yani kaç memleket. Evet. O peki şimdi çalıştığınız proje var mı? Tabii eminim vardır birkaç tane en azından. Neler üzerine çalışıyorsunuz? Yani şu an 3 hafta evvel 2 işlerinde aynı anda çalışıyordum. O çok yordu beni. Şimdi Eren Bülbül'ü yaptım en son biliyorsunuz. Onun filmi, Eren Bülbül'ün hayatının filmi evet, yapıldı. Evet, hayran oldum ona. Evet, evet. Çok önemli bir çalışmaydı. Ondan sonra hemen ardından bir Türk-İran ortak yapımı. Yine dijital sanatlarla İranlı bir şirketin yaptığı ve Türk sanatçıların da oynadığı, İranlı aktörlerin de oynadığı Mesti Aşk adında Şems ve Mevlana ilişkisini anlatan bir şey. Biliyorsunuz o zaman 13. yüzyıldaki Selçukluların ve o İran şeyinin öyle bir zamanda. Çok güzel bir film, çok güzel bir tarih. Ve güzel bir film. Onun müziklerini yaptım. Yeni bitirdim. Onu yaparken işte aynı anda bir Mısırlı yönetmenle çalışıyorum ben, Amr Arafa diye şu an. Onunla Saray Abdi'ni yapmıştım. Bir de 30 Years Ago diye bir filmi vardı onun. Onu yapmıştım. Yine yaklaştı. Şimdi de bir komedi ve böyle drama dizisi. Çok eğlenceli. Her gün bir bölümü müziğini yapıyorum. Yani şimdi sizi bırakacağım, bir bölüm daha yapacağım. Sizi bırakamayacağım. Biliyorsunuz Elif Şafak'ın çok güzel bir kitabı var. Bu Şems'le ilgili büyük ilişkiyle Rumi ile aşk diye. Bilmiyorum okudunuz mu? Hakikaten. Allah'ım tabii aşk işte. Çok güzel evet, kitap. Çok çok orada yani çok iyi anlatıyor. Modern zamana da getirip. Bu arada halifelerle ilgili, Halife Ömer'le değil mi? Evet, ilgili Ömer'in hayatıyla ya. O nasıl yani hakikaten müthiş, her memlekette bir ilginiz, bir ilişkiniz var. Bu çok çok önemli bir şey. Evet. Biraz da onu anlatın. Evet, Hazreti Ömer'in hayatı, Omar diye bir diziydi bu. Hatta dizinin en büyük özelliği o zaman yapıldığı zaman Arap dünyasında en büyük bütçeye, hakikaten çok çok büyük yüksek bütçelerle yapılan, en büyük bütçeyle yapılan ve gerçekten en büyük ehemmiyet ve şeyi verilen bir diziydi. Şimdi YouTube'da vardır şey bölümleri. Mükemmel bir diziydi. Mükemmel bir diziydi. Yani mükemmel bir senaryo. Ve onu çeken Suriyeli yönetmen maalesef Hatem Ali rahmetli oldu birkaç zaman evvel. Çok güzel bir yapıttı. İnsanları tavsiye ederim. Hem İslam'ı anlamak açısından hem de gerçekten yani seyrettiğiniz zaman bir güzellik doğuyor içinize. Çok güzeldi. Ben de müziklerini yapma şansını elde edebildim. Çünkü çok önemli bir projeye bana bu görevi verdiler diye düşünmüştüm. Hakikaten öyle de yaptım. Çok güzeldi. Çok çok başarılı oldu. Ve beni çok etkileyen müziklerden bir tanesidir. Birkaçını hatta, çünkü çok uzun bir diziydi. Müziklerin birkaçı da benim web sitemde var. Spotify'a koymadım ama orada var. Dinleyebilir insanlar. Omar'ın şeyi çok çok güzeldi, çok etkileyiciydi. O da öyle bir tecrübeydi. Yani biraz bu dünyanın o tarafından işler gelmeye Muhteşem Yüzyıl'la başladı bende. Muhteşem Yüzyıl oralarda gösterilmeye başlanınca böyle bir şey oldu yani, bana da çok teklif gelmeye başladı. İşte Omar mesela kesinlikle Muhteşem Yüzyıl'dan dolayı geldi bence.
yani tarihini, geçmişini göstermek isteği başladı. Bu Batı'da çok vardır bu. Batı'da en ufak bir şey hemen bir dokümenter yapılır. Hele İngilizler bu alanda birincidir. Fakat Doğu hep çekingen kalmıştır, sessiz kalmıştır. Ama çok iyi işler yapıyorlar ve çok iyi aktörleri var ve çok düzenli çalışıyorlar. Mesela size Türkiye ile Orta Doğu'nun ikisi arasındaki çalışma stil ve disiplini arasındaki çok büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim. Yani biz daha kötüyüz, onlar çok daha iyiler. Öyle mi? Çok ilginç. Kesinlikle. Yani çok daha düzenli ve çok daha nasıl diyeyim size, yani programlılar yani. Daha şeyli gidiyorlar. Bir de şu var yalnız, tabii orada bir korkusu yok. Rating korkusu yok. Yok. Bilhassa United Arab Emirates'lerde falan, orada tabii çok daha devlete şeye ait. Devlet çok daha onlara sürekli o kanallara veriyor. NBC'ye falan, NBC biliyorsunuz. Şeyleri yok. Rating kaygıları yok. Dolayısıyla 30 bölüm dizi 30'unu birden çekiyorlar. Çok daha kaliteli iş çıkıyor o zaman tabii. Yani evet, bizdeki gibi o diziler işte günlük haftalık çekilmiyor falan. Filmler keza aynı şekilde. Çok önem veriyorlar. Çok daha biraz tabii dünyada da tanınma ihtiyacı ve şeyi var onlarda. Daha büyük bir özlemi var. Yani çünkü çok iyi artistleri var. Bakın İran filmini yaptım şu anda. İran Türkiye. İnanılmaz güzel sanatçıları, yani aktörleri var. Çok çok güzel oynuyorlar. Çok güzel. Yani çok önemli sanatçılar var ortada ve güzel işler yapıyorlar. Çalışma silahından da hakikaten disiplin açısından bizden daha iyi. Ki memlekette Birleşmiş United Arab Emirates, Birleşmiş Arap Emirates. Dubai. Her açıdan çünkü politikada da son derece modern bir yaklaşımları var. Başka Saudi Arabistan nasıl? Şimdi politikaya geç girmeyelim. Yok, geçmeyelim yalnız sana. Hayır, onların şeyini hiç sevmiyorum o durumda, yani Arap dünyasının politikasını. Fakat yani evet, Suudi Arabistan yok. Öyle bir Suudi Arabistan'la bir şeyim olmadı. United Arab Emirates'i UAE ile oldu. Yani şeyler iyi çalışıyorlar. İyi niyetler ve çok iyi sanatçılar var. Ve her zaman gelen tekliflere sıcak bakıyorum. Şu anda yaptığım mesela Mısır. Amr Arafa Mısırlıdır. Mısır'ın en top sanatçıları oynuyor ve gerçekten çok güzel bir konu. Bizde o da var tabii, biraz konu şeyi de var bizde. Nasıl diyeyim? Hep aynı konular var dizilerde de, o yüzden söylüyorum. Biz, çok orijinal bir şey mesela yaptığım şu anda. O yüzden güzel, çok hem müziğimi güzel gösterebiliyorum hem de güzel bir işin bir yerinden katkım oluyor. Çok iyi. Çok iyi bir yaklaşım, çünkü artık Doğu'nun da kendini göstermesi lazım. Çok yanlış anlaşılmalar var. Çok Omar dizisini seyretmesi lazım bütün dünyanın ki nasıl bir İslam, nasıl Müslümanlık nedir onu görebilsin. Evet, evet. Yani hakikaten çok güzel bir dizi ve çok güzel bir şekilde tarih verilmiş. Bu kadar tarafsız, güzel, gerçeğe en uygun şekilde. Çünkü çok büyük scholar'lar çalışmış dünyada. Onun metninde çok önemli bir dizi Hazreti Ömer'in hayatı. İnsanlar seyrederse İslam dinini çok iyi anlayacaklar. Ve bana geldiği zaman o teklif, bakın o teklif geldiği zaman yapımcının dediği şuydu. 2000'den September 11'den sonra olan olaylarda. Biz dedi, Müslümanlığı dünyaya doğru dürüst tanıtmak istiyoruz. Yani doğru dürüst gibi bir kelime kullandı. Yani properly tanıtmak istiyoruz. Evet, evet, evet. Ve çünkü insanlar o da Müslümanlığı tabii bu September 11'de falan filan başka yönle görmeye başladı. Başka gözle görmeye başladılar. Halbuki onu seyretmeleri lazım. İşte böyle, biz böyle bir şey yapıyoruz demişlerdi bana mesela. Yani o istek var. Bazı sanatçılarda, bazı yapımcılarda, bazı şeylerde.
Ama bütün alemde var mı? Tek takıyorlar mı? İtiraf etmiyor. Ama hakikaten bilhassa birkaç memlekette, Katar nasıl bu arada? Katar'da galiba. Bilmiyorum. Onlarla pek ilişkim olmadı. Bunlar da küçük ve zengin memleketler. Orada Katar'da bir müzede şu anda benim notalarım ve müziklerim sergileniyor aslında. Bu şeyde size adresi geçerim. Son bir izin aldılar. Bir müze yaptırmışlar orada da. Üniversiteyle beraber, American University ile beraber zannedersem. O müzede bestecilerin bazı notaları, işte duyguları, şeyleri, benim söz sesimle animationlar yapılmış falan filan. Öyle bir Katar'da öyle bir ilişkim oldu evet son zamanlarda. Yine muhteşem yüzünden dolayı. Evet, evet. Çok yani çok iyi bir gelişme çünkü yanlış anlaşılma devamlı var ve çok çok güzel. Peki hiç hocalık yapıyor musunuz? Hiç düşündünüz mü bir üniversitede muazzam bilgileri, muazzam kabiliyeti birazcık gençlere geçirmeye? Ya, tabii paylaşmayı severim, isterim her zaman. Workshoplar çok yapıyorum mesela ben İtalya'da falan gezdiğimde ki bilhassa orada ki turnelerim çok uzun oluyordu. Workshoplar yapıyorum, bir sürü şeyler anlatıyorum, çok ilgi çekiyor bizim işte ritimleri anlatıyorum, nasıl algıladığımızı, onları melodiyle nasıl birleştirdiğimizi falan filan. Böyle ilginç şeyler şey yapıyorum ama yani hocalık ben bir ara biliyorsunuz küçük çocuklara burada Amerika'dayken bu eve ilk geldiğimizde falan filan bayağı bir iki sene falan verdim ders. Çok küçük. Bayağı küçük çocuklarla başladım. O ilginçti. Fakat baktım ki bütün vaktimi veremiyorum. Çünkü bir konser oluyor, işte turne oluyor, gelemiyorum buraya falan. İlgilenemiyorum tabii öğrenciyle. Birebir çok uzun süre. O yüzden hani onlara da zararı olmasın diye o bir buçuk iki sene sonra o hocalığı bıraktım. Fakat sürekli bir yerde, bir üniversitede gibi veya bir öğretim kurumunda yani tabii ki paylaşmak isterim tecrübelerimi. Tabii ki bildiklerimi paylaşmak isterim. Ama bir sürekli bir hoca olur muyum bilemiyorum. Çünkü ben performans yapmak ve albümler yapmak ve o alanda o daha fazla olmayı tercih ediyorum. Ama on and off tabii yapmak isterim. Evet. Peki bir sual, çalışma tarzınız nasıl günlük? Çünkü ben aradığımda en geç 9:30 dediniz. Çünkü bütün saat kaçta başlıyorsunuz? Kaça kadar çalışıyorsunuz? Müzik zaman, müthiş zaman alan bir alan. Evet, herhalde. Çok. Çok benim gibi hele görüntü üzerine çalışıyorsanız filmdi, işte şeydi, diziydi falan. Evet, çok zaman alıyor. Ve yani günde 12 ile 14 saat arası falan çalışıyorum gerçekten. En az 10 saat çalışmış oluyorum. Çünkü şöyle oluyor, 8'de uyanıyorum. 9 gibi çalışmaya başlıyorum, 9-10 geçe falan. Ve akşam 11-12'ye kadar. Yani bazı dönemler hayatımda daha geç başlardım, daha geç yatardım. O çok fena bir şeydi. Yani gece çalışma, o kötü bir şey. Ve pek faydalı bir şey de değil. Fazla üretken de aslında olduğunuzu zannediyorsunuz, olamıyorsunuz. Dolayısıyla tamamen değiştirdim. Gündüz yani çok daha açık bir kafayla ve bütün gün çalışıyorum. Bütün gün. Arada aralar yani bir saatte bir 10 dakika gibi, 2 saatte bir 20 dakika işte öğlen falan çalışıyorum. Yani bu elimde bir iş olduğu zaman yani bir film müziği veya bir dizi müziği bir şey bir prodüksiyon içinde çalışıyorsam sürekli böyle bir tempom var. Fakat her günüm böyle değil. Yani bir işim olmadığı zaman tabii yine erken kalkıyorum. Çünkü o bir alışkanlık oldu artık. Ama bazen hakikaten 3-5 gün bir hafta
bazen 15 gün, 2 hafta piyanoya dokunmadığım bile oluyor. Çünkü 1,5-2 ay o kadar yoğun bir şeyden çıkıyorsunuz ki hiçbir şey yani ilgilenmek istemiyorsunuz. Sadece dizi seyredeyim, film seyredeyim, kafam dağılsın, işte dışarıya çıkayım, bakayım öyle durayım falan gibi. Öyle oluyor yani. Bir de çok seyahat ediyorsunuz herhalde. Festivaller. Evet, Covid'den evvel çok fazlaydı. Giderdim 2 ay gelmezdim eve. Öyle bir yani oğlumun lise hayatına ortaokul lise hayatında çok sayıyla görmüşüm o kadar değil yani. Evet. Peki şimdi çok vaktinizi alıyorum. Bir sual. Bir eser yapıldı. Nasıl tanıtılıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi üzerinde çalıştığınız proje üzerinde. Nasıl oluyor? Nasıl? Nerede gösteriliyor? Yani nasıl başlıyor ortaya çıkmaya? Yani tabii ki senaryoyla benim için başlıyor. Bir senaryo geliyor. Ondan sonra o tip bir çalışma şeyini mi sordunuz? Ya, çalışma bittikten sonra o bitmiş proje nasıl yayılıyor? Çünkü ben şahsen düşünüyorum niye bunlardan haberim yok diye. Mesela biliyorum. Yani, tanıyorum, Ayla'yı seyrettim, Desperate Hours onlardan tanıyorum ama o kadar çok daha var ki mesela kardeşim takip ediyormuş, o söyledi. Tabii o müzisyen olduğu için. Yani nasıl ilanı veriliyor, nasıl halkın haberi oluyor? Şimdi yani filmle çalıştığınız zaman, mesela bir film için çalıştığınız zaman filmin publicist'i oluyor. Yani halkla ilişkiler insan oluyor ve filmi tanıtırken bana da özellikle bir şey verilmişse, ki dediğim gibi müziğin önemli olduğu filmler oluyor. Dolayısıyla benden de söz ediliyor. Yani müziklerin de Fahir Atakoğlu yapıldı diye. Bu basın bültenleriyle falan tanıtılıyor. Ve ben de onun için de müziğimle tanıtılmış oluyorum. Ama ben kendi müziklerimi yaptığım zaman benim de publicist'im var. Onun da işte radyo için ayrı bir şey publicist var, biliyorsunuz. Amerika'da öyle çalışılıyor. İşte şey için basın, press için ayrı bir publicist. Bilmiyorum, Türkiye'de öyle değil galiba ama bizde ayrı. Yani radyo hala geçerli. İşte basın geçerli. Televizyon için ayrı. Eğer öyle bir şeyiniz varsa. Fakat yani Türkiye'de bir şey tanıtmak bence çok daha kolay. Çünkü bütün gazeteler aynı şekilde basın veriyor. Evet. Yani bir basın bültenini hiç soruşturmadan herkes işte en iyisi, en güzeli diye çıkıyor. Bir eleştirme yok, eleştiri yok. Dolayısıyla değerler çok iyi anlaşılmıyor bence ülkemizde o açıdan. Yani o eleştiri sistemi olsa belki sizin de haberiniz olsa birçok şey. Evet. Yani bazı insanlar için söylüyorum. Çünkü yok, birisi bir şey çıkartıyor, çıktı diyorlar o kadar. İşte çok güzel, hepsi çok güzel tabii. Hiçbir tanesi kötü demiyor. Kötü diyen çok az. Güzel bir eleştiri yok. Ondan dolayı biraz galiba farklılık var. Ama burası da tabii çok büyük bir pazar. Çok geniş, çok kompetitif, yani yarışmacı bir şey, bir alan. Burada da dediğim gibi yani müzik o kadar güçlü ki, müziğiniz güçlüyse hangi coğrafyadan geldiğiniz, kim olduğunuz değil, ilk duyulan ve görülen müziğiniz ve sanatınız oluyor. Evet. Böyle bir ülke burası hala, çok şükür. Birbirlerine yaptıkları ırkçılığın yanı sıra ama yine de bir açıklık var. Amerika'da bir kabullenicilik var. Dolayısıyla burası benim için çok güzel o açıdan. Yani gerekli tanıtımı yapabildiğimiz zaman dediğiniz gibi o ve demin de anlattığım gibi hedefine ulaşıyor. Doğru hedefe ulaşıyor. Türkiye'nin en önemli elçisisiniz siz burada.
Çünkü ne zaman açsanız interneti from Turkey diyor. O çok çok biz devamlı tanımaya uğraşırız. Tabii. Türkiye'yi. Sizin gibi olağanüstü bir kabiliyet, en güzel elçilik ve bir de seyahat ediyorsunuz. Türkiye ile devamlı temastasınız, devamlı projeler yapıyorsunuz. Benim suallerim çok var ama sizin vaktinizi düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Elçilikte de çok güzel konuştunuz ve çaldınız. Oradaydım. Yeni elçimiz eşi çok açıklar ve kültürel programları çok sevdiler. İnşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizin son bir şey söylemek istediğiniz varsa buyurun. Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için çok güzel bir konuşma oldu. Herkese sağlık, mutluluk diliyorum. Müziksiz kalmayın. Evet, evimize bir ışık saçıyorsunuz. Ve ben teker teker seyredeceğim programları. Bulamazsam sizi arayıp isteyeceğim. Çok istedik birkaç parça çalmayı ama tabii YouTube'da telif hakkı çok şey. Dikkatliler. İnşallah YouTube'da olacak ve geniş yayacağız bunu. Yarın da yayına girecek. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar ve çok selam ve sevgiler. Teşekkürler.